Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere Ahmet Mithat Efendi'nin Ferhatun Bey ve Rakım Efendi adlı eserini yorumlamaya çalışacağım. Arkadaşlar Renk yayınlarının bir kitabı. Şu şekilde göstereyim. Çok güzel bir eser. Şimdiden tavsiye ettiğimi söyleyeyim. Arkadaşlar kitap gerçekten güzel. Okumayan varsa okuyabilir. Burada aslında anlatmak istediği yazarın şu. Yani geneline baktığınız zaman kitabın yer yer olay akışını kesiyor, bilgi veriyor. Belki bunu okurken sıkılabilirsiniz ama böyle olması da bir nevi iyi. Yani olay anlatıyor. O anlatma esnasında yani ortasında olay akışını kesiyor ve bilgi vermeye devam ediyor. Şöyle ki karakterleri böyle en ince ayrıntısına kadar ee, yazarımız çok güzel bir şekilde açıklamasını yapmış. Burada e, kitabın adından da belli Felatun Bey ve Rakım Efendi var arkadaşlar. Burada Felatun Bey aslında Alafranga özentisi olan bir tip. Ee, babası da zaten öyle. O şekilde yetişmiş. Babasından kalan miras da har vurup harma savuran bir e, insan arkadaşlar e, parası gerçekten tamamen bitiyor mirasının hepsi bitiyor e, Çünkü bir kadına aşık oluyor ve daha sonrasında parası hiç kalmıyor arkadaşlar Aralarda geçen olayları sizler okursunuz. Ben kısaca bir bilgi vereyim. Rakım Efendi ise arkadaşlar Felatun Bey'in tam tersi. Yenilikçi, çalışkan, çok efendi, dürüst bir kişilik. Okumayı yazmayı çok seviyor. Yani okuma ve öğrenme yoluyla zaten geçimini sağlıyor. Bu yolla bir iş buluyor. Yani okuma ve öğrenme üzerine bir iş buluyor. Daha sonrasında... Ee, az çok bir Fransızcası var. Yabancılara Türkçe dersi veren bir kişi arkadaşlar. Ee, gerçekten bu şekilde parasını kazanan birisi, ee, çok çalışan birisi. Yani bu iki tip birbiriyle tamamen zıt e, karakterler arkadaşlar. Bunların başlarından geçen olayları kitapta okuyacaksınız. Rahim efendi e, yanına almış olduğu e, kişiye aşık oluyor arkadaşlar. Daha sonra e, şeyin sonunda, kitabın sonunda o kişiyle evleniyor zaten yani mutlu bir evlilikleri oluyor, mutlu bir hayatları oluyor. Ama Felatun bir için aynısını söylemek imkansız. Çünkü parası hiç kalmadığı için İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Arada geçen olaylar bir, birden çok olaylar mevcut. Bunları siz okursunuz arkadaşlar. Kitap benim gerçekten hoşuma gitti. Kitabın e, ise arkadaşlar insan aşka 40 yıl istek duysa o tat için 40 yıl bekler demiş. bu rakım efendi için geçerli. Çünkü yanına aldığı kişiye gel gerçekten seviyor mu sevmiyor mu birazcık bir düşündükten sonra kararını verdi ve o kişiyle şu an o kişiyle mutlu bir evlilikleri oldu daha sonrasında evlendikten sonra ben kısaca arkadaşlar bir paragrafta size okumak istiyorum. Kitabın en beğendiğim yeri diyebilirim. Hemen şöyle açayım sizlere de göstereyim. Şu sayfa arkadaşlar çok hoşuma gitmişti. Diyor ki sabaha Allah yaratmış. Bu denizi bu yeri de o yaratmış. İnsanların medeniyette ilerlemesi de gezintimiz için böyle bir kayık meydana getirmiş. Bunların hepsi değeri bilinecek nimetlerdir. Bundan sonra kendimizi düşünelim. Bana senin gibi bir dost, Canan gibi bir arkadaş, Dadı Kalfa gibi bir de anne vermiş. Bu nimetlere ilaveten de bugün şu alemi, şu seyahati, şu sefayı yapmak, Neye mal oluyorsa onu iki saatte kazanabilecek kuvveti de verdi. Artık bu kadar nimetler elde olup sevkini çıkaramazsan beni adam yerine koymamalıdır gerçekten olduğu durumu çok beğeniyor yani şükretmesini biliyor ben diyor bunların hepsinin diyor değerini bilmezsem gerçekten beni adam yerine koymasınlar diye de söylüyor elindekilerle karşısındaki insanlarla mutlu olan bir kişilik bunu da rakım Efendi söylüyor arkadaşlar kitabı okumanızın tavsiye ediyorum okumadıysanız arkadaşlar benim bu videoda söylemek isteyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda inşallah görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.